merhaba arkadaşlar. Yaş problemlerinin ikinci testiyle çözümlerimize devam ediyorum. Birinci sorumuzda Zafer annesi ve babasının yaşlarıyla ilgili bilgiler verilmiş. Şöyle diyelim Zafer annesi ve babası. Zafer'in 3 yıl önceki yaşı babasının şimdiki yaşının 1 bölü 4'üne eşittir demiş. Şimdi Zafer'in şöyle x diyelim yaşında y yaşında ve z yaşında olsunlar. Zafer'in 3 yıl önceki yaşı babasının şimdiki yaşının 1 bölü 4'üne eşit. Yani z bölü 4'e eşitmiş. Şöyle yazalım o zaman x eksi 3 z bölü 4'e eşit. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 4 x eksi 12 z'ye eşit geldi. Zafer'in 1 yıl sonraki yaşı. Zafer x yaşındaydı. 1 yıl sonra bu şimdiki yaşları. 1 yıl sonraki yaşının 4 katının 18 eksi ise annesinin şimdiki yaşına eşittir demiş. Yani y'ye eşit. Buradan da bir denklem kurarsak şöyle gelecek. 4x artı 4 eksi 18'den dolayı eksi 14 eşittir. Y değerimiz geldi. Zafer'in annesiyle babasının şimdiki yaşlarının toplamı. Zafer'in annesi Y yaşında. Zafer'in babası şimdi Z yaşında. Yaşlarının toplamı 70'miş. Yani Z ile Y değerini topladığımız zaman 70'e eşitleyeceğiz. Z'yi X cinsinden bulduk. 4X eksi 12. Aynı şekilde Y'yi de X cinsinden bulduk. 4X eksi 14. Bunları topladığımız zaman 70'e eşit olacakmış. Buradan 8X geldi. Eksi 12, eksi 14'ü topladığımız zaman eksi 26. Karşı tarafa gönderdik. 96 geldi. X değerimiz de buradan 12 oldu. Zafer'in şimdiki yaşını sormuştu zaten. Cevabımız C şıkkı geldi. Evet ikinci soruda Mete 1978 yılında doğmuştur. Yiğit Mete'ye kaç yaşında olduğunu sorduğunda Mete şimdiki yaşım doğum tarihi rakamları toplamına eşittir demiş. Şimdi bu kaç yılında yapılmıştır diye soruyor. Kaç yılında olduğunu bilmiyoruz. X yılında 1978 yaşı, yılında doğan birinin yaşını bulmak için bu yıldan 1978 yani doğum yılını çıkarttığımız zaman yaşını buluruz. Ve bize diyor ki yaşının buradaki doğum tarihinin rakamları toplamına eşit. Topladığımız zaman 10 geldi buradan 15-25 yaşında. Yani şu anki yıl x yılında x yılından şu anki yıldan doğum yılını çıkarttığımız zaman yaşını bulmuş oluyoruz. Buna göre bu konuşma kaç yılına dediğine göre bize x'i sormuş. x eşittir 1978 artı 25'ten dolayı da buradan cevabımız 2003 gelmiş oluyor. Üçüncü soruda M bir tam sayı olmak üzere Ayça'nın şimdiki yaşı M artı 5. Büşra'nın şimdiki yaşı 3M eksi 1. Ayça M eksi 2 yaşındayken şimdi M eksi 2 yaşındayken Büşra'nın o zamanki yaşı kaçtır? Ayşe'nin M artı 5'ten M eksi 2 yaşına gelmesi için e, geri, geriye yani eski yaşlarına gidebilir ya da ileriye gidebilir. Hiç fark etmez dediğim gibi sadece aradaki yıl farkına bakıyorum. M artı 5'ten M eksi 2'ye ulaşabilmemiz için artı 7'yi mesela eksi 7 eklersek yani demek ki 7 yıl geriye gitmiş. M artı 5 eksi 7'den M eksi 2 elde ederiz. Aynı şekilde 7 yıl bunu da geriye gitmesi lazım. O da ne olur? 3 M eksi 8 olur. Büşra'nın o zamanki yaşı da 3 M eksi 8 gelir. Dördüncü soruda Ahmet, Mehmet ve Necdet'in yaşlarıyla ilgili bilgiler verilmiş. Şöyle yazalım Ahmet, Necdet ve Mehmet. Ahmet Necdet'ten 6 yaş büyük. O zaman burası X ise Ahmet X artı 6 yaşında. Mehmet'ten ise 3 yaş küçüktür demiş. Ahmet Mehmet'ten 3 yaş küçükse o zaman burası X artı 9 geldi. 1990 yılında üçünün yaşlarının ortalaması 29. Şimdi burası 1990 yılı olmuş olsa yaşlarının ortalamasını bulmak istesek 3'ünü de toplayacağız. 3x artı 15 gelecek. Ortalama dediği için 3'e böleceğiz ve bunun 29 olduğunu söylemiş. Burasını direkt 3 parantez alıp 3'e böldüğümüz zaman x artı 5 geldi. Bunun 29'a eşit olduğunu söylüyor. Dolayısıyla x buradan 24 geldi. Yani 1990 yılında Ahmet 30 yaşında, Necdet 24 yaşında, Mehmet ise 33 yaşında. Bize 2016 yılında Mehmet kaç yaşındadır diye sormuş. Ee, 1990'dan 2016'ya gidebilmemiz için arada 26 yıl geçmiş. Mehmet 33 yaşındaydı. 26 yıl sonra ise yaşı 59 yaşında olacaktır diyoruz. 5. soruda bir annenin şimdiki yaşı iki çocuğun şimdiki yaşlarının toplamının 5 katına eşittir demiş. Direkt şöyle diyelim çocukların yaşlar toplamı. Yaşları toplamının 5 katına eşit. Burası x ise burası 5x geldi. Çocukların yaşları toplamı annenin bugünkü yaşına geldiğinde. Yani buradaki yaşlar toplamı 5x olduğunda annenin bugünkü yaşına geldi 3'ünün yaşları toplamı 84 oluyormuş. Şimdi arada kaç yıl geçmiş ona bakalım. Yaşlar toplamı x iken yaşlar toplamı 5x olmuş. Arada 4x kadar yıl geçmiş gözüküyor. Yani 4x kadar bir e, ekleme olmuş. Ama iki tane çocuk var burada. İkisi için de yıl geçtiği için o zaman 4x'i 2'ye böldüğümüz zaman her biri için 2x kadar burada demek ki yıl geçmiş. Bunun için 2x, birinci için 2x, ikinci için 2x kadar yıl geçmiş, yaşartmış. 4x kadar yaşartmış oldu. Dolayısıyla 5x oldu. Ve sonuç olarak 2x kadar yıl geçtiği için burada 2x eklediğinde annenin yaşı 7x geldi. Buna göre şu anda yaşlarının toplamının 84 olduğunu söylüyor. 7x ile 5x'i topladığımız zaman 12x'in 84'e eşit olduğunu söylemiş. Buradan da x değerimiz o zaman 7 geldi. Annenin şimdiki yaşını sormuş. Anne 5x yaşında olduğu için 7 çarpı 5'ten cevabımız 35 geldi. 6. soruda aşağıda bir bölgede yer alan 3 farklı lisenin açılış yılları verilmiş. A lisesinin açılış yılının açılışının 24. yılını kutladığı yılda. Şimdi A Lisesi 1992 yılında açılmış. 24. yılını kutlaması için 1992'yi 24 ekledik. Buradan 6. 2016 yılında demek ki 24. yılını kutlamış şu an 2016. yılda. Kutladığı yılda B Lisesi'nin açılışının 11. yılını kutlamış. 2016 yılında B Lisesi 11 yıllık olduğuna göre o zaman 2016'dan 11'i çıkarttığımız zaman 2005 yılı demek ki B Lisesi'nin açılış yılı gelmiş oldu. B lisesinin açılışının 6. yılını kutladığı yılda. B lisesi normalde 2005 yılında açılmış. 6. yılını kutlaması için 2011 yılında olması lazım. Kutladığı yılda C lisesinin açılmasına 2 yıl vardır. O zaman C lisesi burada 2011'deyiz. 2 yıl daha var. C lisesinin açılması o zaman 2013 yılında olacaktır. Buna göre M ile N'nin toplamı. M'yi 2005 bulduk. N'yi 2013 bulduk. Topladığımız zaman da cevabımız 4018 geldi. 7. soruda Aslı, Ünsal ve Deniz'in yaşları ile ilgili bilgiler verilmiş. Aslı, Ünsal ve Deniz. Aslı'nın bugünkü yaşı, Ünsal'ın bugünkü yaşının 6 katı, Deniz'in bugünkü yaşının ise yarısıdır demiş. O zaman Deniz 12 x yaşında oldu. Üçünün bugünkü yaşları toplamı 57. Topladığımız zaman 13, 19 x'in 57 olduğunu söylemiş. Buradan da x değerimiz 3 geldi. Aslı'nın 5 yıl sonraki yaşı. Aslı şu an 18 yaşında, 5 yıl sonra da 23 yaşında gelmiş oldu 8. soruda bir babanın yaşı x iken iki çocuğun yaşları toplamı y'dir demiş. Şimdi babanın yaşı x iken iki çocuğun yaşları toplamı y'dir. Z yıl sonra x artı z oldu. Z yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 3a bölü 2 katı oldu. Şimdi z yıl dediğine göre iki tane çocuk var. O zaman y artı 2z gelecek. Biri için z kadar yıl, diğeri için z kadar yıl geçti. 2z kadar yaş büyümüş oldu. Z yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 3A bölü 2 katına eşit olmuş. Buna göre Z'nin diğerleri cinsinden değerini istiyor. Şimdi düzenleyelim önceki denklemizi. X artı Z eşittir. Burada 3A'yı dağıttığımız zaman 3AY artı 6AZ geldi bölü 2. İçler dışlar çarpımı yaptık. 2X artı 2Z 3AY artı 6AZ geldi. Şimdi z'leri bir tarafa toplayalım. çünkü z'yi tek başına bırakmamız lazım. Bunu diğer tarafa yolladığımız zaman 2x 3ay eşittir 6az eksi bunu da diğer tarafa gönderdim. 2z geldi. Burada direkt z'yi tek başına bırakmak istediğim için z parantezini alsam 6a eksi buradan 2 geldi. Burada da zaten 2x 3ay değerimiz vardı. Z'yi tek başına bırakıyorum. O yüzden her tarafı 6a 2'ye böldüm. Bunlar sadeleşti ve z değerimize buna eşit olmuş oldu. Dolayısıyla cevabımız 2x eksi 3 ay bölü 6 a eksi 2'den e oldu. Dokuzuncu soruda yukarıda gösterilen zaman çizelgelerinden birincisinde Ramazan'ın oğlu Hüseyin'i doğduğu anda kucağına aldığı yıl gösterilmiş. 1955 yılında Ramazan'ın oğlu Hüseyin olmuş. İkinci zaman çizelgesi neyse Hüseyin büyümüş. 55, 1955, 1955 yılından 1988 yılına, yılı olmuş ve artık Hüseyin o zaman 33 yaşında. 33 yaşındayken Hüseyin'in oğlu Ömür doğmuş. Ömür'ün doğduğu andaki kucağına aldığı yıl gösteriliyor. Hüseyin'in yaşının Ömür'ün yaşının 4 katı olduğu yıl demiş. Şimdi şöyle diyelim 33 Hüseyin normalde 33 yaşındaydı. Ömür şu an 0 yaşında. Kaç yıl geçtiğini bilmiyoruz. Zaman sonuçta 1988'den X yılına gelmiş. Mesela A kadar yıl geçtiğini düşünelim. Hüseyin 33 artı A yaşında oldu. Burada Ömür de 0 yaşındaydı. A kadar yıl geçtiğinde A yaşında oldu. Ömürün yaşının 4 katı olduğu yıl zaman çizelgesi x ile gösterilmiş. O zaman 33 artı A yaşında olduğu zaman ömürün yaşının 4 katı Hüseyin'in yaşına eşit olmuş. Buna göre burada 4A değerimiz var. 4A eşittir A artı 33'ten A'yı gönderdik. 3A eşittir 33A değerimizde buradan 11 geldi. Yani 11 yıl sonra ki yazalım onu 11 yıl sonra Hüseyin 44 yaşında olacak. 11 yıl sonra da Ömür 0 yaşındaydı 11 yaşına geldi ki 4 yaş yıl paranın 4 katı kadar olmuş oldu. gösterdiğinde x kaçtır demiş kaç yıl demiştik 11 yıl. 1988'den 11 yıl daha geçtiğinde 1999 yılına gelmiş olduk. 10. soruda bir baba ve iki çocuğunun yaşları ile ilgili olarak bilgiler verilmiş. Babanın şimdiki yaşı küçük oğlu doğduğundaki yaşının 3 bölü 2 katı kadardır. Şimdi küçük oğlu doğduğunda küçük oğlu 0 yaşında olacak. Ee, küçük oğlu doğduğundaki yaşının 3 bölü 2 katı kadar şimdiki yaşı. Şimdi buradakini o zaman e, bunun katı alınabilecek şekilde yazalım. Mesela 2x demiş olsak sadeleşir ama 2x'in de bir katını alalım daha fazla kesili çıkmasın. Mesela çocuk doğduğunda babası 4x yaşında olsa küçük oğlu doğduğunda babasının yaşı doğduğundaki yaşının 3 bölü 2 katı kadar. Yani 4x'in 3 bölü 2 katını aldığımız zaman baba şu anda aslında 6x yaşında. Çünkü diyor ki babanın şimdiki yaşı küçük oğlu doğduğundaki yaşının 3 bölü 2 katı kadar. Bu şekilde yazdık. 4x yazmamızın sebebi de keseli çıkmasın diye. Büyük aldım. 2x de alabilirdim daha da yine kesili çıkma ihtimali olmasın diye 2x'in de katını aldım. Babanın büyük oğlu doğduğundaki yaşı ise demiş. Büyük oğlu da varmış. Büyük oğlu doğduğundaki yaşı demiş. Şimdiki yaşının yarısı kadar. Şimdi o zaman e, şöyle diyelim. Babanın büyük oğlu doğduğunda yani baba pardon büyük olan 0 yaşında olduğunda şimdiki yaşının yarısı kadar o zaman 3x kadar yaşındaymış. Baba ile büyük oğlu arasında 3x kadar yıl var. Küçük çocuk büyük çocuğun şimdiki yaşına geldiğinde. Şimdi e, küçük çocuk Büyük çocuğun şimdiki yaşına geldi demiş. Hatta şöyle yazalım biz o zaman. Şimdiki yaşlarını hesaplayalım. Bu 6x babanın şimdiki yaşıydı. Babayla büyük çocuk arasında 3x kadar yaş olduğuna göre baba 6x yaşında olduğuna büyük çocuk 3x yaşında olacak. Babayla küçük çocuk arasında burada 2x kadar yıl geçmiş. O zaman burada 2x kadar yıl geçti. Küçük çocuk 2x yaşında olduğunda da baba 6x yaşında. Büyük çocuk da 3x yaşında. Şimdi hiç şuradakini kullanmayacağız. Ee, küçük çocuk büyük çocuğun yaşına geldiğinde, şuradan devam edelim. Küçük çocuk büyük çocuğun yaşına gelmesi için 3x yaşında olması için x kadar yıl geçmesi lazım ki 3x yaşında olsun. Burada x kadar yıl geçtiyse burada x kadar yıl geçecek. Büyük çocuk 4x olacak. Aynı şekilde burası da x kadar yıl geçtiğinde baba da 7x yaşında olacak. Üçünün yaşları toplamının 112 olduğunu söylenmiş. 7x, 3x artı 4x'in 112 olduğunu söylüyor. Topladığımız zaman 14x değerimiz 112 gelmiş. Ee, sadeleştirelim. 2'ye böldük 7. 2'ye böldük buradan 56 geldi. X değerimiz de buradan 8 oldu. Babanın bugünkü yaşı sorulmuş. Baba bugün e, şimdiki yaşı 6X olduğuna göre 6 çarpı 8'den yaşı 48 geldi. 11. soruda Tahsin ve Fatma'nın yaşlarıyla ilgili bilgiler verilmiş. Tahsin ve Fatma. Tahsin Fatma'nın bugünkü yaşındayken Fatma 15 yaşındaydı demiş. Şimdi. Bu X yaşında olsun, bu Y yaşında olsun. Tahsin Fatma'nın bugünkü yaşındayken, yani Y yaşındayken Fatma 15 yaşında oluyormuş. Şimdi şöyle diyeceğiz, Tahsin X yıl yaşında, sonra Y yaşında olduğunda arada ne kadar yıl geçmiş ona bakacağız. Aynı şekilde burada da o kadar yıl geçmesi lazım, yıl farkı olması lazım. X'i Y yapabilmemiz için bir Y eksi X kadar yıl geçmesi lazım ki X ile Y eksi X'i topladığımız zaman Y'ye ulaşalım. Aynı yıl buradan da geçecek Y eksi X. Dolayısıyla Y'ye y eksi x yaşını, yılını eklediğimiz zaman 15'e denk gelecekmiş. Buradan 2y eksi x 15 oldu. Fatma Tahsin'in bugünkü yaşına geldiğinde. Şimdi Fatma y yaşındaydı. Tahsin'in bugünkü yaşına geldiğinde. Yani x olduğunda Tahsin'in yaşı şimdiki yaşının 8 bölü 7'si olacaktır demiş. Şimdi şöyle yazalım. Fatma Y yaşındayken X yaşına gelmesini istiyoruz. Arada ne kadar yıl geçtiğine şöyle bakalım. Arada ne kadar yıl geçmiş? Y'yi X yapabilmemiz için X eksi Y'ye kadar yıl geçmesi lazım. Y artı X eksi Y'den X'e eşit oldu. Bunun için geçen yıl aynı şekilde Tahsin için de geçecek. Burada da aynı şekilde X'e X eksi Y'ye kadar yıl geçireceğim. Burası 2X eksi Y'ye eşit olacak. Bize diyor ki Fatma Tahsin'in bugünkü yaşına geldiğinde Tahsin'in yaşı yani 2X eksi Y... Şimdiki yaşının şimdiki yaşı x kadardı. Şimdiki yaşının 8 bölü 7'sine eşit olacaktır diyor. Buradan da bir içler dışlar çarpımı yapalım. Şöyle diyelim 7 ile 2x eksi 7'yi çarptık. 14x eksi 2'ye 7'ye eşittir 8x geldi. Bunu 8x'i diğer tarafa gönderdik. 6x eşittir 7'ye oldu. Hatta şöyle yazalım. 6x eksi 7'ye eşittir 0 şeklinde bir denklemimiz oldu. İki denklemi taraf tarafa toplayacağız şimdi. Ee, şöyle mesela buraya 6 ile çarparsam x'ler gidecek. 6 x'ler gidecek. 12y eksi 7y'den 5y geldi. 6 çarpı 15'ten 90. Buradan da y değerimiz de 18 oldu. Bize Fatma'nın bugünkü yaşını sormuş. Yani y değerini sorduğu için de cevabımız 18 oldu. 12. soruda AB ve BA iki basamaklı çift doğal sayılardır. 1900 AB yılında doğan Selim 1900 BA yılında 54 yaşında olmuş burada doğmuş. Buradaki yaşı o zaman daha büyük. 1900BA'dan 1900AB'yi çıkarttığımız zaman farkın 54 olduğunu söylüyor. Şimdi şöyle diyelim. Bunları çözümlemek istersek. 1900 artı 10B artı A yılından 1900 artı 10A artı B yılını çıkarttığımız zaman 54 eşit olacak. Eksi dağıttığımız zaman 1900'ler gidecek. Eksi 10A'dan dolayı burası e şöyle diyelim hatta 10B var. Eksiyi dağıttığımız zaman eksi B gelecek. 9B. A eksi 10A'dan dolayı da eksi 9A geldi. 9 parantezine aldığımız zaman B eksi A eşittir 54. 9'lar sadeleşecek ve buradan da B eksi A değerini 6 bulacağız. Selim'in doğum yılı hangisidir demiş. Şimdi e, bunların çift olduğunu söylemişti. Bu, bu da çift bu da çift sonuçta. A, B'de, B de B, da çift. O zaman A'nın da B'nin de çift olması lazım. Mesela A 0 olsa B 6 olabilir. E, A 2 olsa B 8 olur. Başka da ihtimal gelmez. Dolayısıyla bizden doğum yılını sormuştu. 1900 A yerine 0 yazdığımız zaman 1906 ya da 1928 gelecek. AB ve B, A iki basamak dediğine göre burada 06 iki 2 basamak bir sayı değil. Dolayısıyla bu olmaz. Cevabımız 1928 gelecek.